Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden kesiran tayyiben mübareken fih kema yenbagi li celali vecihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Sevgili dostlarım, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının bereketinden istifade ediyoruz. Allah yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı, Kur'an-ı Kerim, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerimizi, takip ettiğimiz mukaberelerimizi ve bil cümle ibadat-ı taatımızı dergah-ı izzetinde kabul ve makbul buyursun. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü şartları, bu belayı da tez zamanda bizlerden alarak bizleri tekrar camilerimize, Kabe'mize, mescitlerimize kavuştursun inşallah. Daha önce sizlere hicreti anlatmaya çalışmıştım. Hicret konusu vatan sevgisi konusuyla da irtibatlı olduğu için bugün sizlere vatan ve memleket sevgisinden bahsedeceğim. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve muhacirler Medine'ye yerleştiler. Ama terk etmek zorunda kaldıkları Mekke'ye olan hasretleri hiç bitmedi. Bizler de binlerce kilometre uzaklıktaki güzel yurdumuz Türkiye'mizi canı gönülden seviyoruz. Oraya hasret çekiyoruz. Buralarda yaşamamıza rağmen Türkiye'mizin gündemini heyecanla takip ediyoruz. Sevgili dostlarım, vatan sevgisi fıtri bir şeydir. Yani vatan sevgisini Allah-u Teala bizim gönlümüze yerleştirmiştir. İnsan böyle yaratılmıştır. Dolayısıyla her insan doğal olarak doğduğu, yetiştiği, pek çok hatırasını yaşadığı, suyunu içtiği, havasını soluduğu, efendim tarihine ve kültürüne katıldığı, kimliğini oluşturduğu bir yeri efendim sever. Oraya her daim gönlünde sevgi besler. Orada olsun ya da olmasın fark etmez. Ama bir başka gerçek de şu ki, insanlar günümüzde çalışmak için, eğitim almak için ya da baskı ve zulüm gördükleri için doğdukları, büyüdükleri yerleri terk edip başka vatanlar edinmek zorunda kalıyorlar. Bugün milyarlarca insan bizler gibi doğdukları yerin dışında başka memleketlerde yaşamak durumunda kalıyor. Yani ikinci vatanlar ediniliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı da Mekke'yi çok sevdi. Ama Mekke müşrikleri onlara Mekke'yi dar ettiler. 13 yıl boyunca mücadele ettikten sonra Hazreti Peygamber istemese de Medine'ye hicret etti. Sonraki aşamada Medine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği vatanı oldu. Orayı da vatan diye benimsedi. Hatta Mekke fethedildikten sonra Hazreti Peygamber acaba Mekke'ye döner mi diye düşünenler, bunu gündeme getirenler oldu. Hazreti Peygamber Medine'ye olan vefasından dolayı efendim bunu reddetti ve Medine'ye tekrar döndü ve vefat edene kadar da orada kaldı. Biliyorsunuz şimdi Medine Hazreti Peygamber'in şehridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göçerken, hicret ederken sevgili dostlar, biliyorsunuz delili olan Abdullah İbni Ureykit'in tavsiyesiyle ana yolu kullanmadı. Yani kervanların gidip geldiği ana güzergahı kullanmadı. Çünkü Mekkelilerin kendilerini yakalaması ve zarar vermesi
olasıydı. O nedenle sahil tarafından, Kızıldeniz sahil tarafından giden bir alternatif, daha sakin bir yol tercih ettiler. Bu yol ana yol olan, ana güzergah olan yolla dört yerde kesişiyordu. Bu kesişmelerin sonuncusu efendim Medine'ye daha yakın bir yerde, Mekke'den daha uzak bir mevkide bulunan Cuhve denilen mıntıkaydı. Oraya geldiler ve orada durdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce bu yolu kullanmış olduğu için oradan ana Mekke yoluna baktı ve bakınca da geride bıraktıkları için Efendimizin gönlüne bir hüzün düştü. Şöyle ana yoldan geriye doğru Mekke'ye baktı ve hüzünlendi, kederlendi. Allah Subhanehu ve Teala Habibinin böyle hüzünlenmesi üzerine şu ayeti kerimeyi nazil indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezî ferada aleykel Kur'âne leraddüke ilâ me'âd. Kul Rabbi a'lemu men câe bil hudâ ve men huve fî dalâlin mubîn. Bu Kasas suresi 85. ayet. Allah Teala burada mealen şöyle buyuruyor. Resulüm, Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi, ona uymayı sana farz kılan Allah elbette seni yine dönülecek yere, yani Mekke'ye döndürecektir. De ki Rabbim kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. Bu ayetle Allah-u Teala Habibinin gönlüne bir ferahlık vermek istemiş olmalı. Ve aynı zamanda Mekke'nin fethini de daha 10 sene öncesinden Hazreti Peygamber'e müjdelemiş oldu. Yani ey Habibim sen sabret, bir müddet geçtikten sonra oraya Allah seni muzaffer bir komutan olarak döndürecektir buyurmuş oldu. Hazreti Peygamber bununla avundu, üzüntüsü gitti ve böyle bir hadise geçti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi gerçekten çok seviyordu. Ve Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Peygamber bu sevgisini şöyle ifade etti. Dedi ki, başlıkta da bu hadisi şerifi zikretmiştim. Vallahi inneki le hayru ardillah ve habbu ardillahi ilallahi ve levla inni uhricdu minki ma haraçtu. Dedi ki Mekke'ye dönerek, Mekke'ye hitaben. Ey Mekke, Allah'a yemin olsun ki sen Allah'ın memleketleri içerisinde, şehirleri içerisinde en iyisi, en üstünüsün. Ve Allah'a, yeryüzündeki memleket, Allah'ın yerleri içerisinde Allah'a en sevgili olan sensin. Vallahi eğer ben senden zorla çıkarılıp sürgün edilmiş olmayaydım, seni asla terk etmezdim demişti Hazreti Peygamber. Duygulu bir şekilde bunu söylemişti. Eğer hicreti tekrar gözümüzün önüne getirip muhacirlerin ve ensarların yapmış olduğu şeyin ne kadar büyük fedakarlık gerektirdiğini dikkate alırsak, gözümüzün önüne getirirsek daha iyi meseleyi anlarız diye düşünüyorum. Gerçekten de muhacirler efendim bizler gibi ekmek parası için değil, rızık endişesinden dolayı değil, sadece ve sadece Allah Teala ve Resulü emrettiği için mallarını, mülklerini, ailelerini, içinde oturdukları evleri, her şeylerini bir anda terk edip Medine'ye gittiler. Bu onların Allah ve Resulüne olan sevgilerinden, muhabbetlerinden kaynaklanıyordu. Ve Allah Teala da onların bu büyük fedakarlıklarını karşılıksız bırakmadı ve onlarla ilgili övgü dolu şu ayeti indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Buyuruyor ki Rabbimiz, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı daha büyüktür. Ne kadar güzel bir ayet. Nahl suresi 41. ayet-i kerime. Bu ayet gerçekten hem üzüntü içinde olan muhacirlere bir teselli, bir müjde içeriyor. Hem de diyor ki onları bu dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Hakikaten siyer kitaplarına baktığımızda mallarını, mülklerini bırakan, işlerini, güçlerini bırakan tüccar Müslümanlar, tüccar muhacirler bir sene gibi kısa bir sürede eski durumlarından daha iyi hale geldiler. Allah Teala onların ticaretine, efendim ziraatine vesaire bereket verdi ve onlar kısa zamanda eski hallerine döndüler. Medine'yi de sevip oraya alıştılar. Allah Teala'nın bu konuda açık bir yardımı oldu. Peki düşünelim, Ensar neler yaptı? Ensar, efendim onları karşılayan Ensar da kendi kardeşlerinden daha çok Hazreti Peygamber'in tayin ettiği kardeşlerine sahip çıktılar. Her şeylerini ikiye böldüler, onlara verdiler ve büyük fedakarlıklar yaptılar Ensar. Onları da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde övmüştür. Estaizu billah vellezine tebevve'u dâra وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا diyor. Daha önceden Medine yurt edilmiş olan ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, yani Ensar, kendilerine göç edip gelenleri severler. Ve onlara verilenlerden dolayı bir rahatsızlık hissetmezler. Çünkü biliyorsunuz Ensar onlara çok şey verdi. Her şeylerini paylaştı onlarla. Kendileri zaruret halinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Sevgili dostlar, bu kendisi zaruret halinde olmasına rağmen insanın kardeşine elindekini vermesi, paylaşması bu cömertliğin üstün derecesidir. Buna İsar diyorlar. İsar. Bu en üstün dereceli cömertliktir. Cömertlik biliyorsunuz birkaç çeşit. En basiti insanın sahip olduklarından kendine zarar vermeyecek az bir kısmını vermesidir. Mesela zekatını vermesi gibi. 40'ta biri, 39'u yine kendinde kalır. Ama İsar öyle değildir. İsar kendi açken, efendim kendisi aç olduğu halde elindeki yegane yiyeceği kardeşine vermektir. Ki Ensar, İsar huyunun, İsar türünde cömertliğin en güzel örneklerini vermiştir. Allah Teala hepsine, hem muhacirlere hem ensara rahmet etsin. Onların yolundan gitmeyi bizlere nasip etsin. Onların şefaatine bizi erdirsin. Ancak sevgili dostlar, muhacirler, Hazreti Peygamber'in kendisi de aynı şeyleri hissetmiştir. Medine'ye ilk geldiklerinde Mekke'yi çok özlediler ve vatan hasretiyle yanıp tutuştular. Medine'nin havasından dolayı pek çoğu hasta oldu. Sıtma nöbetleri geldi. Ateşlendiler, günlerce hasta yattılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile Bilal-i Habeşi, peygamberimizin müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bunlardan ikisiydi. Hazreti Ayşe, onlar hastalandığında onları ziyaret etti. İkisi de hem sıtma nöbetleriyle tir tir titriyorlar, ateşler içinde yanıyorlar. Bir taraftan da memleket hasretini Mekke'ye okudukları şiirlerle ifade ediyorlardı. Hazreti Ayşe bunları görünce çok hüzünlendi. Efendim ve bu durumu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iletti. Hazreti Peygamber gayet tabii bundan hüzünlendi. Çünkü neticede herhalde bu fedakarlığı
kendisi için, kendisi emrettiği için, Allah emrettiği için yaptıklarını ama zorlandıklarını düşündü. Hassas, gönlü hassas peygamber de bundan hüzünlendi ve bunun üzerine şu duayı etti. Allah'ım, bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi, hatta ondan da daha fazla Medine'yi sevdir, dedi. Allah'ım, ölçü ve tartımızı bizim için bereketli kıl, dedi. Medine'nin havasını bize sağlıklı kıl diye dua etti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki onun yaptığı bu dua kısa süre sonra tabii kabul olunur. Peygamberlerin duası hep kabul olunmuştur. Dolayısıyla sevgili dostlarım, insanın vatanı maddi ve manevi huzur bulduğu yerdir. Bundan dolayı Allah Resulü ve Müslümanlar Mekke'den zorla çıkarılıp Medine'ye geldiklerinde bir takım büyük sıkıntılar çektiler. Ama buna rağmen çok geçmeden orayı vatan diye benimsediler. Hazreti Peygamber şu duayı ederdi. Allah'ım, Mekke'ye verdiğin nimetin iki katını Medine'ye ver diye duada bulunurdu, niyazda bulunurdu. Kendisi de Medine'yi çok sevmişti. Hazreti Enes İbni Malik, Hazreti Peygamber'in Medine'ye olan sevgisini bize aktarır. Şunları söyler, der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bir sefere gidip Medine'ye döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce binitini hızlandırırdı, devesini, atını hızlandırırdı. Böyle heyecanla Medine'ye doğru coşup giderdi Peygamber Efendimiz. Tebük seferinden döndüğünde de aynı şekilde davrandı. Ve Medine'ye yaklaşınca şunları söyledi Hazreti Peygamber. İşte bu Tabe'dir. Tabe iyilik ve güzellik diyarı manasına geliyor. Medine'nin diğer bir ismiymiş. İşte bu Tabe'dir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki biz onu severiz. O da bizi sever demiştir. Evet, Peygamber Efendimiz Uhud Dağı'nı, Medine'yi çok severdi. Biz de oraları seviyoruz. Şu anda oralardan mahrum kaldık ama inşallah Rabbim tez zamanda Müslümanları o mübarek beldelere geri döndürsün. İnsan, sevgili dostlar, başta da söylediğim gibi her daim doğduğu yerde yaşayamayabilir. Bizler binlerce kilometre uzaktaki vatanımızı bıraktık. Çeşitli sebeplerle burada yaşıyoruz. Burası da artık bir nevi bizim vatanımız olmuştur. Dinimiz bize vatanımızın refahı için çalışmayı, onu korumayı ve düzenine katkıda bulunmayı emrediyor. Nerede olursak olalım, oradaki iyi ve güzel, insanların hayrına olan girişim ve çalışmalara destek vermeliyiz. Katkıda bulunmalıyız. Bulunduğumuz yeri imar etmeliyiz. Hayır faaliyetleri varsa onlara katılmalıyız. Nerede olursak olalım, dinimizi güzel bir şekilde yaşamak için azami gayret göstermeliyiz. Çocuklarımıza dinimizi anlatmalı, onları iyi ve güzel Müslümanlar olarak yetiştirmek için gayret etmeliyiz. Nerede olursak olalım sevgili dostlar, dinimizi yaşayabileceğimiz kurumları, camileri, kültür merkezlerini, okulları oluşturmalı. Bu konuda fedakarlıktan hiçbir zaman çekinmemeliyiz. Çünkü bizim varlığımız buna bağlıdır. Her ne kadar vatan sevgisi meşru ise de, tavsiye edilen bir şey ise de, vatan sevgisi konusunda aşırıya gitmek, etnik ve bölgesel ayrımcılık yapmak, ırkçılığa varan kötü düşüncelere saplanmak dinimiz tarafından yasaklanmıştır. Nitekim bazılarının yaptığı gibi memleket dayanışması adına başkalarını dışlamak, düşmanlık, ayrımcılık yapmak İslam'ın evrensel kardeşlik ilkesiyle uyuşmaz. İslam hoşgörülü bir dindir. İslam'daki vatan anlayışı çeşitli ırk ve geleneğe, inanç ve geleneğe mensup insanların bir arada yaşamasına müsaade etmiştir. Eğer bakacak olursak tarih boyunca Müslüman toplumlarda her renkten, her dilden
her dinden insanlar mutlu bir şekilde yaşamışlardır. Her renkten Müslümanlar aynı secdelere, aynı baş koymuşlar, aynı camide omuz omuza saf tutmuşlardır. Müslüman olmayanlar da tarih boyunca Müslüman memleketlerinde serbestçe dinlerini icra etmişler, ibadetlerini yapmışlar, kiliselerine, havralarına devam edebilmişlerdir. Bu evrensel İslam kardeşliğinin en güzel görüldüğü yer şüphesiz hacdır. İnşallah bu sene hac mümkün olur da yine o güzel görüntüleri görürüz. Çünkü Arafat'ı düşündüğümüz zaman Arafat'ta beyaz kefenleri içerisinde, beyaz ihramları içerisinde bütün insanlar, her renkten, her memleketten insanlar Allah-u Teala'ya eşit mesafede oldukları halde aynı Allah'a yalvarırlar. Orada dil farkı olmaz, renk farkı olmaz, maddi refah, fakir, zengin farkı olmaz. Arafat'ta herkes bir aradadır. Her birimiz bir vatandan gelmiş olabiliriz. Ama bu farklılık, bu zenginlik bizim birbirimizle tanışıp kaynaşmamıza, sevgimize vesile olmak içindir. Ayrışmaya, düşmanlığa vesile olacak şekilde vatan sevgisi uygun değildir. İslam bunu yasaklamıştır. Hucurat suresinde 13. ayette Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennâs, inna halaknâkum min zekerin ve unsâ ve ceallâkum şu'ûben ve kabâile lite'ârafû inne ekremekum indallâhi etkâkum. Diyor ki, ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, en çok takva sahibi olanınız, yani ondan en çok korkanınızdır. Evet, memleketimiz neresi olursa olsun, rengimiz hangi renk olursa olsun, bizim bakmamız gereken şey kalbimiz ve kalbimizde taşıdığımız Allah korkusu olmalıdır. Allah hepimizi müttaki kullarından eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ramazanınız mübarek olsun. Dualarınız makbul olsun. Hayırlar feth olsun. Şerler def olsun inşallah.